Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu videoyu telefonumla çekeceğim çünkü bu ay kameraya geçtikten sonra upload kotamı resmen tükettim. Dün yüklediğim 7 dakikalık video bile resmen yani bir gün falan sürdü yüklenmesi. O yüzden buna hani 2 gün falan sürebilir ki de göstereceğim kitaplar fazla. O yüzden bu seferlik böyle umarım çok kötü çıkmaz. Şimdi bugün hem size aldığım kitapları göstereceğim hem benim doğum günüm yaklaştı. Aykut'un bana hediye aldığı kitaplar var. Onları göstereceğim. Birazdan zaten bakacağız. Haydi o zaman başlayalım onlara bakmaya. İyi seyirler ben herkese. Şimdi öncelikle şurada bir. Bunların hep farklı farklı yerlerden. Zaten şimdi anlata anlata gideceğim. Bunları ben aslında yeni almadım. Şöyle Dedalus kitabın geçen senenin başı, bu senenin başında özür dilerim. Bir şey abonelik kampanyaları olmuştu. Belli bir ücret ödüyordunuz ve ben o miktarda hatırlamıyorum. Karşılığında size bir 3 tane klasik ve her ayda bir kitap veriyorlardı. O zaman avantajlı gelmişti ama şöyle bir şey oldu. Yenilemeyeceğim ben bu aboneliğimi. Çünkü onlar bir taşınma sürecine girdiler. O arada bu kitaplar bana bu 5 ay ya 5 aylık toplam kitap yeni ancak ulaştı. Arada da geç gelme falan oldu. Velhasıl kelam memnun kalmadığım için tekrar etmeyeceğim ama bana eksik bir şey göndermediler. Onu söyleyeyim. Tamamladılar kitaplarımı. Emil. İstediğiniz kitapları gönderiyorlar bu arada. Nodardumbadze. Güneşli Gece. Dünya edebiyatından böyle değişik değişik ülkelerden çeviriler var. Ben seviyorum aslında. Güzel işler yapıyorlar. Sadece çok oturtamamışlar daha. Erwin Mortier, Marcel. Kralın Düşüşü bu Nobel ödülü almış bir yazara ait. Johannes ve Jensen. Danimarka. Kask Efsaneleri. Bu da yine. Bunların hepsi aslında hani kendim seçtiğim kitaplar olduğu için merak ettiğim kitaplar. Sadece biraz hani geç okuyabilmekten dolayı mutsuzluğum var. Ama bir sürü kitabım var zaten. Yani işte. Bunları ben yakın zamanda aldım. Paulo Coelho'dan Casusu. Bunu çok fazla kişi okudu. Ben aslında Paulo Coelho'nun bir simyacısını okumuştum. Yani hatırlamıyorum bile. Çok yıllar yıllar oldu. Çok hatırlamıyorum bile nasıl bir yazar olduğunu. Bakalım bunu merak ettiğim için aldım. Cemal Kaş'ın Sincaplı Gece bu sabit fikir listesinde. Ebu Aykaç okudu. Hiç sevmedi kitabı. Birinden daha olumsuz bir yorum gördüm. Ben de merak ettim. Böyle parçalı parçalı bir tarzı var anladığım kadarıyla. İlginç geliyor yani. Bir polisiye aldım Levent Yayınları'ndan. Gerçek ama hangi gerçek? Cüneyt Ünsever'in. Labirentin polisiyelerini böyle biraz biraz okumaya başlamak istiyorum. Bununla da başlamış olacağım. Galiba ilk kitap olacak. Ve yine uzun süredir gördüğüm, merak ettiğim Pınar Kür'ün Asılacak Kadın. Aslında yeni çevrilen, yeni çevrilen ne ya? Türkçe bir kitap için. Yeni basılan bir kitap değil bu. Fakat uzun bir aradan sonra ya Can yeniden bastı ya da kapağını yeniledi. Bu 2016'da yapılan bir kapak yani. 3 tane klasik kitabım var aldığım. Bir tanesi Tolstoy'un Direnişi. Bir tanesi Dostoyevski'nin Ecinlileri. Ben mesela Ursula K. Le Guin'den Mülksüzleri henüz okumadım ve onu okumadan önce Ecinlilerin mutlaka okunması gerektiği söyleniyor. Ya hep şey vardır ya Tolstoy mu Dostoyevski mi tabii ki iki tane muhteşem yazarı karşılaştıracak falan değilim yani. Öyle şey benim haddim de değil ama ben mesela Tolstoy okumaktan her zaman daha fazla keyif alıyorum. Ben Tolstoycuyum yani. Belki Dostoyevski okumak daha zor geldiği için mi? Tercih meselesi. Lawrence'ın Oğullar ve Sevgililerini aldım. Bu da yine uzun süredir tabii ki çoğu klasik gibi listemde. Şimdi geldik Aykut'un bana hediyesi olan kitaplara. Bunları galiba bir kere de getiremeyeceğim. Şöyle bölerek alayım. Düşürüp burada yıkmayayım. Ejderha Mızrağı serisini İtaki Yayınları tekrar basıyor biliyorsunuz. Ben de çok istiyordum. Sağ olsun. Aykut öncelikle bana onları aldı. Şöyle 1 2 3 ilk 3 kitabı bunlar. Göstereyim. Güz Alacakaranlığı. Karağı. Güz Alacakaranlığı Ejderhaları. İlkbahar Şafağı Ejderhaları. Bu üçüncü kitap. Birinci kitap. İkinci kitap da Kış Gecesi Ejderhaları. Yeni kapakları, yeni baskıları gayet şahane görünüyor. Bakalım çevirileri hakkında falan tabii bir bilgim yok henüz. Yine burası, buradan gayet düzenli geliyor. Sonra burası böyle şey oluyor. Şimdi videonun başlığındaki sürpriz videonun sonunda. Onu söyleyeceğim. Bir de
Diğer hediyesi bana. Yani diğer hediyesi de bunların hepsi bir hediye. İtaki Bilim Kurgu Klasikleri seti var. Bunu ilk noktadan alabiliyorsunuz. Biz öyle aldık. Başka bir yerde de varsa bilmiyorum. Bir de onu aldı bana. Tek tek göstereyim. O kadar mutluyum ki yani. İnsanı kitap kadar mutlu eden bir şey yok. Benim yok yani. Yıkıma giden adam. Pierre Boulle. Maymunlar gezegeni. 2001 bir uzay destanı. Arcturus'a yolculuk. Bu da bu arada sabit fikir listesinde. Yine bu senenin sabit fikir listesinde pazartesi, cumartesiden başlar. Galiba birazdan çok fena hapşuracağım. Ursula K. Le Guin'in Sürgün Gezegeni. Bu kitabı aslında çok okuyanlar hani son dönem ya da daha sonra yazılan kitaplarına göre o kadar da başarılı olmadığını söylüyorlar ama tabii hani zaten setin içindeydi. Ben de merak ediyorum aynı zamanda da. Kıyamete 1 milyar yıl. Ay aşlar çıkıyor içinden. Işık Tanrısı. Bunu ben çok merak ediyorum. Bir de bunları top... Böyle video çekmek falan çok zevkli de. Dağılanları toplamak çok sinir bozucu oluyor. Yıldız Gemisi Askerleri. H. Wells'in Zaman Makinesi'ni çok yakın zamanda okumuştu biliyorsunuz. Doktor Moran'ın Adası. Arthur Clarke'in bilim kurgu konusunda ustalarla işte Asimov'larla, H. Wells'lerle beraber adı çok anılan biri. Çocukluğun sonu. Bu İtaki bilim kurgu işine girmekle muhteşem bir şey yaptı bence. Ve H. Wells Zaman Makinesi. Şimdi önce şunu göstereyim. İlk nokta bir hediye göndermiş bu alışverişle beraber. Teşekkür ederim. Bu şey Tolkien'in çocuklarına onlar çocukken yazdığı, Noel zamanında yazdığı mektuplarmış arkadaşlar. Bence muhteşem bir anı. Baksanıza yani bir babanın çocuklarına böyle küçükken işte mektuplar yazması, resimler yapması. Ha diyeceksiniz belki çocuklar şimdi bunların üzerinden telif alarak para kazanıyor falan. İşin o kısmı tabii ki ayrı bir konu ama bir yandan da hani Tolkien gibi artık tarihe geçmiş bir insanın böyle bir anısının paylaşılması da güzel bir şey bence çocuklarıyla olan ilişkilerinin. Çok sevindim. Sonra... Şimdi biliyorsunuz ki ben çok yakın zamanda H. Wells'in Zaman Makinesi'ni alıp okumuştum. Daha doğrusu çok yakın zamanda almadım ama çok yakın zamanda okudum. Bu seti öyle hani içinden bir şey ayırıp alamadığınız için burada da var. Bende 2 tane oldular. O yüzden ben bunu size hediye etmek istiyorum. Aslında hani bir çekiliş yapmak gibi bir şey olarak kafamda yoktu. Ama 2 tane oldukları için şimdi bunu da yılbaşı hediyesi olarak kabul edebilirsiniz. Ya da işte doğum gününüz yakınsa da hangine hediyesi olarak siz de benden kabul edebilirsiniz. Sizden birine hediye etmek istedim. Şöyle göstereyim size. Ben okuduğum kitapları tarihe atıyorum arkadaşlar. Hani eskisini bize gönderip yenisini kendine alacak gibi bir şey gelmesin kimsenin aklına. Yapmanız gereken şey her zaman ben hani öyle bir şey beklediğim yok. Bir önceki çekişte de söylemiştim. Kanal abonesiyseniz bu videonun altına katılıyorum ya da katılmak istiyorum yazmanız yeterli. Çekiliş 1 Ocak'ta sona erecek. Yani işte bir 10 gün 12 gün kadar herhalde. Şimdi tarihini bugün yüklemeye çalışacağım ben bu videoyu. 1 Ocak'a kadar bu videonun altına katılıyorum ya da katılmak istiyorum diye belirterek eğer ki zaman makinesine sahip olmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Kanal abonesi olmanız dışında başka bir şartı yok. Evet böyle bunlarla ilgili sormak istedikleriniz, gerçi okumadığım kitapla ilgili ne soracaksınız ama en azından çok iyi olduğunu düşündükleriniz varsa aralarında belki bana da tavsiye edersiniz. Çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.